İslam felsefesi, skolastik felsefe üzerine inşa edilmiş ve teorisyenliğini de Gazali yapmıştır. Tarihi dikkatli analiz eden herkes bunu bilir ve görebilir. Mesela 13. yüzyılda yaşayan Thomas Aquinas da Gazali'nin bu skolastik felsefesinden etkilenmiş ve Katolik Kilisesi'nin teorisyenliğini üstlenmiştir. 1917 yılında bu adamın fikirleri papalığın resmi görüşler olarak kabul edilmiştir. Yani bu iki teorisyen yaklaşık 1000 yıldır skolastik düşünceleriyle insanlığı kararttılar, cehalete ve korkuya boğdular. Avrupa, Rönesans ve Reform hareketleri sayesinde bu karanlıktan kurtuldu. Müslümanlar ise İslam'ın karanlık bir dönemi olmadığını düşünürler. Hatta bazı tarihçiler İslam tarihine en aydınlık döneminin 9. yüzyıl olduğunu iddia ederler. Bu tarihçiler, aydınlık dedikleri 9. yüzyılda inanılmaz ağır ve zor koşullarda bağda bahçede çalıştırdıkları için isyan eden 500 bin kölenin öldürüldüğü siyahi isyanını ne hikmetse yazmazlar. 1000 yıl önce tartışılıp üstü kapatılan ve Kur'an'ın ezeli mi, mahluk mu olduğunu tartışmasının yazmadıkları gibi aşırı bilgi eksikliğinden, bilgiye kapalı olduklarından ya da en doğrusu unutturmaya çalıştıklarından olabilir. İslamiyet'in aydınlık çağı gerçekten yaşandı mı? Muhyiddin Arabi, İbn Haldun, Battani, İbn Rüşd, El-Kindi, Farabi, İbn Sina, Harizmi, Nasreddin Tusi ve birçok Müslüman olduğu düşünülerek Müslümanların övündüğü alimler ve yaşadıkları olaylar düşünmek bile bu sorunun cevabını bulmak için yeterli olacaktır. Zira İslamiyet'in karanlıktan hiç çıkmadığını biliyoruz. Müslüman arkadaşlar, Müslüman diye övündükleri bu alimlerin fikirlerini ve nasıl bir hayat yaşadıklarını hiç araştırırlar mı acaba? Bazı Müslüman arkadaşların karşısında farklı fikirlere sahip insanları görünce sürekli şerefleri ve insanlık onurları aleyhinde söylemler gerçekleştirerek hakaret, küfür ettiklerini ve en nihayetinde de öldürmekle tehdit etmeleri inandıkları ilkelerin ve inanç sisteminin vahşetinin göstermesi açısından ibret verici öğeler taşıyor. Düşünün, bir kez ol deyince kainatı yaratan, makro ve mikro evrendeki her şeyi tasarlayan, tüm zamanların geçmişini ve geleceğinin sahibi olduğunu iddia eden Allah'ın peygamberleri Muhammed'e görev verirken, Afrika kıtasını unutmuş olduğu gerçeğini İslam dünyası neden hiç irdelemez? İlerlemenin hep kuzeye doğru gerçekleştiğinin sebeplerini neden hiç sorgulamaz? Kuzeyde yaşayan insanlar aynı Allah'ın gönderdiği kitaplara inanıyor ve yaşıyorlardı. Halbuki kendisine şirk koşulduğu için putlara çok kızan Allah, güneyde Afrika'da puta tapan binlerce kabile olmasına rağmen o insanlarla hiç ilgilenmedi. İslamiyet o tarafa hiç gitmedi. Put düşmanı Allah oraları unutmuştu sanki. Yaşadığı iddia edilen Peygamber Muhammed ve halifelerinin gözleri hep kuzeye baktı ve Allah'a inanan insanları hedef seçtiler. Fethettiği zengin ülkelerin ganimetlerini de Kur'an'da hukuken düzenlenmişti üstelik. Afrika'da ilkel bir şekilde yaşayan ve puta tapan kabilelerin ellerinde ganimet hiç yoktu oysa. Acaba para ve güç peşinde mi koşuyorlardı? Şu anda da yaptıkları gibi. Müslümanların inancına göre bu dünya nimetleri haram, bu dünyanın bir değeri yok ve her Müslüman ahiret hayatı için hazırlanmak zorunda. Hal böyle olunca dünya malının bir değeri yok. Dünya malı dünyada kalıyor. Peki bu durumda fey, ayetnip, humus, ganimet ne olabilir ki? Güneyde puta tapan kabilelerden bunların hiçbiri elde edilmediği için Allah'ın yolu sadece ganimet merkezli kuzeye ışık vermiş olsa gerek. Müslümanların insanlığın son dini olduğunu iddia ettikleri İslamiyet'in belgeleri nerede? 3500-4000 yıllık Mısır uygarlıklarının belgeleri bile günümüze ulaşmışken İslamiyet'in belgeleri ne hikmetse yok. İslamiyet ile ilgili her şey 750-760 yıllarından itibaren başlıyor. Kur'an bile henüz yok ortada. En eski eksiksiz tam nüsha Kur'an Hicri 393 yılında bilimsel olarak kayıtlı. Bunun dışında bölük pörçük sayfalar halinde 715-720 yılına kayıtlı Avrupa'da çeşitli üniversitelerde bulunan fragmentler var. Kur'an için harfi değişmemiş diyorlar ya, Türk İslam dünyasında bu konunun en önemli uzmanı olarak kabul edilenlerden biri olan Dr. Tayyar Altıkulaç'ın İngilizce yazdığı Al-Musaf Al-Şerik Kur'an of Utman bin Affan adlı eserinde eski Kur'an musaflarında binlerce değişiklik yapıldığını ve tutarsızlık olduğunu ispatlıyor. Hatta eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Bey, eski musaflarda erişimin yasaklanmasını ve uluslararası bir komisyon kurularak Kur'an'ın güncellenmesini istiyor. Hep güncelliyorsunuz nedense, harfi değişmemiş olduğu iddia ettiğiniz Kur'an'ı. Sadece Kur'an mı? Müslümanların inandıkları her şey rivayet üzerine inşa edilmiş durumda.
İslamiyet'in ilk 200 yılı karanlıkta, aslı astarı olmayan muğlak bilgilerle şekillenmiş. Günümüzde ulaşmış bir kemik parçası, bir taş, yazılı tek bir belki yok. Kutsal emanetler diye gidip ziyaret ettikleri materyallerin tarihi 600-700 seneyi geçmez. Kaldı ki kıla, saça, hırkaya bu denli tapınma kendi inançları ile doğru orantılı değil. Müslümanlar inançlarına şirk koştuklarının farkında dahi değiller. Muhammed hakkında yazılı bir belge yok. Olmadığı gibi eş zamanlı bir sözlü rivayet zinciri de sağlıklı olarak kurulamıyor. Düşünün, veda hutbesinde sözüm ona binlerce kişinin dinlediği söylenen peygamber hakkında kendisini dinlediği iddia edilen binlerce insan geriye tek bir söz nakil bırakamamışlar. İlk sözlü rivayetler 710 yılı itibariyle ortaya çıkmaya başlıyor. Onlarda silik, kopuk, ne olduğu belli olmayan sözler. Ancak 8. yüzyılın sonlarına doğru net rivayetler ortaya çıkmaya başlıyor, yani Muhammed'in öldüğü rivayet edilen 632 yılından yaklaşık 150 yıl sonra. Muhammed hakkında yazılan her şey koca bir yalandan ibaret. Rivayetlerin hiçbiri sahih değil. Birileri 150 yıl sonra uydurmuş, yazmış ve milyarlarca insan buna inanmış. Bir yalana milyarlarca insanın inanması onu doğru yapmadığı gibi yaygın bir ruh hastalığı belirtisidir bu. İlki 1850 yıllarında ve diğerleri 1950 yılında ortaya çıkan ve Muhammed'in olduğu iddia edilen mektuplardan çoğumuzun haberi vardır. Ama bunların hepsi sahte. Kurmaca olduğunu çoğu insan bilmez. Çünkü bu mektuplarda tarih isnat analizi yapılmamıştır. Ayrıca yazı dili ise döneme ait değildir. Bu mektupların yaş ve tarih analizi yapılmadığı gibi üzerinde akademik bir çalışma ya da araştırma yapılmamıştır. Sadece Muhammed Hamidullah'ın yazdığı bir kitap vardır bu mektuplar hakkında. O da mektupları övmekten öteye gitmeyen bir çalışma. Zira mektupların orijinalleri de ortada yok. Müslümanların büyük çoğunluğu zaman zaman bizleri, yani non-teistleri yaşadığını iddia ettikleri Halife Ali argümanı ile korkutmaya çalışıyorlar. Eğer sizin dediğiniz doğru ise bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, ama eğer bizim dediğimiz doğru ise siz zararlı çıkacaksınız. İşte bakın, bu bile Müslüman arkadaşların bilinçaltlarındaki korkunun tezahürü ve itikad zayıflığının başka bir şeyi değildir. Bu argümanla karşılaşınca ister istemez Tanrı zar atmaz argümanı geliyor aklıma. Oysa görünüşe göre Müslümanlar zar atmış ve binlerce din, binlerce Tanrı arasında doğru olanı bulmuşlar. Acaba kaç tanesi diğer dinleri ve Tanrı kavramlarını araştırıp sorguladılar? Peki diğer dinlerden ya da Tanrılardan biri doğru ise? Müslümanlara ve kutsal gördükleri kitaba göre Allah cehennemi insanlarla doldurmaya söz vermiş. Cehennem inancının antik pagan inançlara ait bir korgu üyesi olduğunu ve binlerce yıl önce şu an İsrail dediğimiz yerde ölülerin yakıldığı ve uzun süreli yanması için kükürt dökülerek sürekli bir sönmeyen ateşin sallandığı Cehinnom diye bir vadinin bulunduğunu ve cehennem isminin de oradan geldiğini kaç Müslüman biliyor? Müslümanların en büyük hatası kendi doğrularını kesin kabul edip başka doğrulara gözlerini kapatmaları. İşte bu noktada diğer inançlara tahammülsüzlük ve nefret had safhaya ulaşıyor. 13,5 milyar yaşındaki evrenin ve 4,5 milyar yaşındaki dünyanın 1400 yıllık İslamiyet tarafından düzenleneceğini sanmak cahillikten öte bir şey değildir. Ufak tefek istisnalar haricinde bir Hristiyan'a İslamiyet'i anlatamazsın. Bir Budist'e Muhammed'i sevdiremezsin. Bir Yahudi'ye Kur'an'ı meşru gösteremezsin. İslamiyet'in çapı ancak diğer dinlerinin çapının sınırı kadardır. Mesela Hristiyan inancı doğru ise ve İsa geri dönerse Muhammed yalancı durumuna düşmeyecek mi? Mehdi inip Mesih'le mi savaşacak? Şu an kendini Müslüman diyen arkadaşlar 1500-1600 sene önce yaşamış olsalardı İslamiyet'ten haberleri dahi olmayacaklardı. Yani sen neye inanırsan inan, inancın dönemseldir. Bir süre sonra bugünün inançları klasik dönem inançları adını alacaklar. Kısacası dünün inançları bugünün mitolojisi olduğu gibi bugünün inançları da yarının mitolojisi olacaklar. Bugün nasıl ki Olimpos'ta oturup yıldırımlar fırlatan bir tanrımız yoksa, yarın da kendi yarattığı cehenneme yakıp irin sular içiren bir tanrımız olmayacak. Sevgili Müslüman arkadaşlar, ben sadece ateistim, bundan ötesi değil. Benimle aynı fikirde olmayanları tehdit edip onlara karşı savaşmıyorum. 9 yaşında bir kızdan tahrik olmuyorum. Cinsiyet, ırk ve insan ayrımı yapmıyorum. Benden senden ayrımı yapmıyorum. Kimseyi ötekileştirmiyorum. Senden benim yaptığım şeyleri de istemiyorum. Sadece okumanı, araştırmanı ve bir dinden de bağımsız iyi bir insan olabileceğini idrak etmeni istiyorum. Zaten okuyup sorgulayıp bunları idrak ettiğin gün iyi bir insan olmak için herhangi bir dine ihtiyacın olmayacağını göreceksin.